Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Nisan 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, güneş tutulmasının ve önemli gezegen kavuşumlarının olacağı Nisan ayı 2024'ün en belirleyici aylarından biri olabilir. Güneş ayın 19'una kadar Koç burcunda olacak, 5. evinizde parlayacak ve hemen ayın başında Merkür Koç burcunda gerilemeye başlıyor ve 26 Nisan'a kadar Merkür retrosu devam edecek. 5. ev konularınızı daha fazla gözden geçirebileceğiniz bir aydasınız. Venüs de, iyicil gezegenimiz Venüs de bu alana geliyor 5 Nisan itibariyle. Aslında biraz sizin işte eğlenceli konularda aktifleşiyor. Sosyalleşmek, yeni tanışmalar, arkadaşlıklar, süregelen ilişkilerinizde romantik fırsatlar, çocuklarla ilgili konular bu ay çok hareketli ve gündemde olabilir. Evet, Merkür retrolarında günlük hayatımızda yavaşlamalar, iletişim sorunları olabiliyor. Planlarımız biraz gecikebiliyor. Ancak Merkür retroları biraz yavaşlayarak hayatımızı gözden geçirmek, eksikleri fark edip tamamlamak için bize fırsatlar da veriyor. Özellikle 5. ev konuları size nostaljik etkiler de getirebilir. Eski arkadaşlar, eski ilişkilerle tekrar görüşmek, karşılaşmak söz konusu olabilir. Ya da uzun süredir yapmak istediği, yapamadığınız bir işi tekrar yapabilirsiniz. İşte bir hobinizle tekrar ilgilenebilir. Belki daha önceden yaptığınız, yarım bıraktığınız bir spora başlayabilirsiniz gibi. Hani burada eğitim konularında mesela ilgi duyduğunuz, okumak istediğiniz, yarım bıraktığınız eğitimleri tamamlayabilir, bazı kitapları okuyabilir, işte yarım kalmış projelerinizi tamamlayabilirsiniz. Bu anlamda bakıldığında aslında Merkür retrosu sizin için faydalı da olabilir. Zaten çok ters etkiler getirmiyor size sevgili yaylar. Koç burcunda olduğu için güzel bir açıda, üçgen açı alıyorsunuz Merkür'den. Aşırı derecede bir zorlanma hayatınızda çok fazla bir terslik getirilmez. Daha çok daha böyle nostaljik ve faydalı etkiler getirebilir hayatınıza. Bununla birlikte 8 Nisan'da 19 derece Koç burcunda güneş tutulması yaşayacağız. Tam bir güneş tutulması tüm dünya üzerinde de çok önemli olacak. Dikkat çekici gelişmeleri ortaya çıkarabilir. Bu tutulma kadersel anlamda hayatınızda yeni bir tanışma, yeni bir arkadaşlık getirebilir. Hatta bunlar belki uzun süredir tanıdığınız bir kişinin tekrar hayatınıza girmesi şeklinde de olabilir. Çünkü Merkür retrosu olduğu için geçmişle ilgili konuları da aktifleştirebiliyor. Süregelen ilişkilerinizde bir sorun varsa bunları çözme fırsatları olabilir. Aşk hayatınızla ilgili olabilir. Çocuklar ya da çocuk sahibi olmak gibi bir konunuz varsa bu tutulmanın yine çocukları da önemli ölçüde etkileyeceğini söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 19 derece ve yakınlarındaysa tutulma size güzel bir açıda olacak. Daha hızlı, olumlu etkiler getirebilir. Öncü burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak'ta 19 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa tutulmanın tesirleri biraz sizi zorlasa da yine hayatınızda çok önemli, güçlü tesirler ortaya çıkarabilir sevgili yaylar. Ve tutulmanın yöneticisi Mars Balık burcunda olacak. Satürn'e birleşiyor. Mars-Satürn birleşimi 10 Nisan, 11 Nisan etkinleşecek. Ayın genelinde de bu tesiri hissedeceğiz aslında. Zor bir kavuşum çünkü ikisi de sert gezegenler. Ve 4. evinizde biraz sizin için duygusal bir alanda, ailevi alanda kavuşuyorlar. Bu ay aileyle ilgili hassasiyetleriniz olabilir. Ebeveynlerle ilgili konularınız olabilir, hastalıkları olabilir, bakımları olabilir ya da bazı ilişkilerinizde biraz çatışmalar olabilir, üzerinizde baskı hissedebilirsiniz ya da evle ilgili, yerleşimle ilgili bir konunuz olabilir. Sorumluluklar öne çıkabilir, kendinizi zaman zaman bu alanda kısıtlanmış hissedebilirsiniz, yalnız kalmak isteyebilirsiniz, duygusal anlamda biraz endişeleriniz, kaygılarınız olabilir. Böyle dönemlerde işte spor yapmak, hobilerle ilgilenmek, çocuklara zaman ayırmak enerjinizi toplamanız için faydalı olabilir sevgili yaylar. Ve 19 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçecek. 21 Nisan'da yine çok önemli bir gezegen hareketi var. Jüpiter, yönetici gezegeniniz Jüpiter Boğa burcunda Uranüs'le birleşecek. Az rastlanır, çok güçlü bir gezegen hareketi bu. Boğa burcunda olacak bu kavuşum. 6. evinizde olacak. Jüpiter büyütücü, imkanlar getiren, maddi manevi şanslar getiren bir tesir. Uranüs'te sürprizli bir gezegen. Beklenmedik değişimler ve beklenmedik fırsatlar olabilir. Sürprizler iş konularında gelebilir. İşte çalıştığınız ortamda yanınızdaki kişilerle bağlantılı hızlı gelişmeler olabilir. Evcil hayvanlar, işte bakımını üstlendiğiniz kişiler,
ile ilgili olabilir. Biraz akrabalarınızı, yakınlarınızı etkileyebilir ama Jüpiter Uranüs daha yapıcı, daha olumlu anlamda fırsatlar getirebiliyor. Parasal konularda da güçlü tesirler getirebilir. Özellikle Boğa burcundaki bu kavuşum, doğru planlamalar yaptıysanız, doğru adımlar attıysanız Jüpiter Uranüs kavuşumu özellikle iş ve mesleki konularda size güven verecek hızlı adımlar atmanıza destek olabilir ya da size yardımcı olacak kişileri daha fazla karşınıza çıkarabilir bu dönemde. Ve 19 Nisan'da Güneş artık Boğa burcunda iş ve mesleki konularınızı daha fazla aydınlatmaya başlarken biraz kendinizle de ilgilenmeniz gereken bir dönemi işaret ediyor. İşte bunlar kişisel bakımınız olabilir, sağlığınız olabilir. 24 Nisan'da Akrep burcunun 4 derecesinde dolunay meydana gelecek. Bu dolunay 12. evinizi aydınlatıyor. 12. ev biraz geri planda olan konular, gizli konular, bilinçaltınız, duygusal ve ruhsal alanlarınızla ilgilidir. Aynı zamanda tabii ki burası bakımınız, sağlığınızla da ilgilidir. Dolunayın da etkisiyle beraber eğer rutin bir sağlık sorununuz varsa hani bununla ilgili belki düzenlemeler yapmanız gerekecek. Hormonal bir dengesizliğiniz de olabilir. Mesela tiroid hormonları gibi bunlara dikkat etmekte fayda var. İşte check-up'larınızı yaptırabilir, kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Belki ek bir tedaviye başlayabilirsiniz. Yaşam düzeninizi değiştirmek, diyete başlamak gibi bir konu olabilir. Ya da işte zararlı alışkanlıklardan kurtulmak gibi bir konu olabilir. Hani kendinizle daha fazla ilgilenmeniz gereken bir süreçte olabilirsiniz. Tabii ki herkes aynı tesiri almıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar, Boğa, Aslan, Akrep ya da Kovaların 4 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu konuların biraz daha öne çıkacağını, daha etkili olacağını söyleyebilirim. Dolunay 20 Nisan'dan itibaren tesirlerini göstermeye başlayabilir ve ayın son günlerinde de bu etkiler devam edebilir. Merkür 26'sından sonra ileri harekete dönecek. Merkür retrosunun düzelmesiyle beraber aşk hayatınızda, kişisel girişimleriniz ve çocuklarla olan ilişkilerinizde, iletişimlerinizde daha yapıcı, daha keyifli etkiler hayata geçmeye başlayabilir ki enerjinizi daha doğru bir şekilde gösterebilir, dikkat çekebilirsiniz sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.